Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programındayız. Bugün Peygamber Efendimiz'in Zühd Hayatı bu konudan bahsedeceğiz. İmam Müslim'in sahih kitabının Zühd ve Rekâik bölümü var. Zühd ve Kitab-ı Zühdi ve Rekaik. O bölümdeki hadis-i şeriflerden inşallah bahsedeceğiz. Zühd demek dünyaya değer vermemek demek. Yani dünyaya değer vermemek demek tembel tembel yatmak manasına gelmiyor. Dünyaya en az Peygamber Efendimiz gibi, Peygamber Efendimiz gibi büyük bir gayretle çalışmak. Nasıl Peygamber Efendimiz ticaretle meşgul olmuştu. Sonra peygamberlik geldikten sonra da büyük bir gayretle tebliğ ile meşgul olmuştu. Cenab-ı Hak feleallake bâhi on kendini helak edeceksin neredeyse buyuruyordu. O derece bir gayret, hareket, heyecan, çalışma o şekilde bir çalışma olacak. Ancak kalpte buna değer vermemek. Züht o manada geliyor. Yoksa bir tembelliğe sevk edici bir ıslah değil. Züht. Rekaik de geçiyor. Buhari'de Rekaik kitabı olarak veriyor. Bu bölüme isim Müslüm'de de zühd ve rekaik demiş. Rekaik de rakik kalpli olmak, ince kalpli olmak, acımak, merhamet etmek, nezaket manaları var. Bu konular Efendimiz'in bu husustaki davranışları, hadis-i şerifleri okunduğunda hakikaten insanın kalbi inceldiği için bu isimle de kullanılmış. Yani manevi konular, zühdle ilgili konular daha çok kalbi incelttiği için bu isim verilmiş. Zühd ve rekaik denilmiş. Bu bölümün ilk hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Dünya müminin zindanı kafirin cennetidir. <laughs> dünya müminin Allah'a iman eden kimsenin zindanıdır. Çünkü asıl hayat ahiret hayatıdır. Ebedi hayat, asıl gerçek nimetler, gerçek saadet, ahiret saadetidir. Bu dünya kısa bir kampa gelmiş, kısa bir e, yolculuk yapıyor, bir imtihan salonuna girmiş, çıkacak. Böyle bir alemdir burası. Böyle bir alemde tabii ki insan yorulacak. Kampa giren bir futbolcu bir gün iki gün futbolu hazırlanırken nasıl yoruluyor? Yorucu bir çalışma içerisinde oluyor. Sonra normal hayatına döndüğünde daha rahat bir hayata dönüyor. Kampa giren bir öğrenci yoğun bir çalışmaya giriyor. Bu dünya hayatta öyle bu dünya hayatında mümin yoruluyor. Sıkılıyor. Bazı meşakkatler var. Ulaşması gereken bir hedef var. İmanını kurtaracak. Cenab-ı tanıyacak. Marifet elde edecek. Kendisine istenen ibadetleri yapacak. Farzları eda edecek. Bunlar hepsi bir meşakkati, bir yoruculuğu, zorluğu getiriyor. İşte dünya bu şekilde bir mümini zindan gibi oluyor. Bir de geçici olduğu için burası buranın nimetleri çok e, sahte diyelim sahte değil de ahiret nimetleri yanında sahte gibi kalıyor. O kadar basit, değersiz olduğu için böyle bir alemde bulunmak, geçici bir alemde bulunmak, tabii ki bir zindanda bulunmak manasına geliyor. Haramlara, helallere dikkat etmek, yasaklar var, onlara riayet etmek, nefis ve şeytan bir taraftan zorlarken nefis, e, günahları iştirmeyi kalp ve ruh akıl bunlara karşı duruyor, bunları işlememek için kendini korumaya çalışıyor. Bütün bunlar tabii ki bir sıkıntıyı oluşturuyor. Bu da müminin zindanı oluyor. Ahiretin, ahiret ise mümin için bir asıl hayat. Kafir için ise dünya rahat. Nefsin istediği her şeyi sınırsızca yapıyor. Sınırsız bir özgürlük. Kimse karışmaz, karışamaz hayatıma. Hayat benim, hayatım. Vücut benim vücudum, beden benim bedenim. İstediğim gibi kullanırım, istediğim gibi yaşarım. Mal benim değil mi? İstediğim gibi harcarım bu anlayışta olan bir insan için tabii ki kısa geçici bir aldatıcı bir huzursa adet kabul edilebilir. Bu dünya bu, bu sebeple de dünya kafir için cennet olur bu açıdan bakıldığında. Farklı bir bakış açısıyla baktığımızda ise dünyadaki cennetteki nimetler karşısında hakikaten dünyada müminin hiçbir sıkıntı olmasa bile bütün işleri yolunda gitse, bir eli yağda bir eli balda olsa bile ahiret yanında, cennet yanında dünya bir zindan gibi kalır. Kafir için de eğer bütün dünyanın sıkıntıları başına da çökse kafirin, cehennem yanında bu dünyadaki sıkıntılar ona cennet gibi kalır. Yine aynı şekilde aynı manada. Kafir dünyada çok sıkıntı bile çekse, bütün dünyanın sıkıntıları başında olsa, cehennem yanında bu dünya sıkıntılar bir cennet gibi kalır. Bu sebeple hatta Mahşer yerinde sıkıntılı bir bekleyiş, 70 yıllık bir bekleyişten bahsediliyor rivayetlerde. Bu 70 yılın, dünya 70 yılı mı, ahiret 70 yılı mı onu da bilmiyoruz. Böyle bir sıkıntı, güneş yaklaşmış, ter bo, bo, ağızlarına kadar çıkmış, boylarını aşmış insanların. O sıkıntı öyle bir sıkıntı ki, diyorlar e, insanlar aman şu sıkıntıdan kurtulalım da ne olursak olalım. Cehenneme gideceksek cehenneme gidelim diyor kafirler. Öyle bir sıkıntı var. İşte o tür sıkıntılar yanında dünyanın sıkıntılar çok basit kalır, çok hafif kalır, cennet gibi kalır. O manayı da anlamak mümkün hadis-i şeriften. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Avali, Avali Medine'nin üst taraflarında, kenarlarındaki 30-40, e, 5-6 kilometre, çok uzak değil, 5-6 kilometrelik mesafelerdeki köyler var. Avali, o köylerden birisine gitmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar da etrafına toplanmışlardı Peygamber Efendimiz'in bir çarşıdaydı Efendimiz. Derken küçük kulaklı, kulağında bir özrü olan, kulakları küçük kalmış, ölü bir oğlak. Ölmüş bir oğlak, keçi yavrusu. Kulağında da bir sakatlık var. Onun Onu görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kulağından tutuyor şöyle hafifçe. Buyuruyor ki ashabın hanginiz bunun bir dereheme almak ister? bu oğlu, ölü oğlu bir dirheme, bir dirhem verip almak isteyen olur mu? diye soruyor. Ashab-ı kiram onu bedava versen bile almak istemeyiz. Ne yapalım? Yani bedava olsa bile ne yapalım? Ölmüş, leş olmuş, yenilmez, eti yenmeyecek bir hayvanı almak istemeyiz diyorlar. Onu ne yapalım? Bunun sizin olmasını istemez misiniz? Diyor. Tekrar soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi canlı olsa bile ya Resulallah kusurlu bir hayvan. Yani oğlak ama kulağında kusur var. Canlı bile olsa kusurlu bir hayvan. Onun için bile kimse ona biraz para, az da olsa para vermek istemez. Bir de bu ölüyken bunu ne yapalım, niye alalım ki diye söylüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi vallahi Allah Teala'nın nezdinde dünya sizin yanınızda şu hayvandan daha kıymetsizdir. Siz nasıl bu ölü ve kusurlu oğlak, keçi yavrusuna hiçbir değer vermiyorsunuz. Bedava verseniz almayız, üstüne para versen almayız diyorsunuz. Aynen dünyada Allah katında bundan daha değersizdir. Yani dünya Cenab-ı Hakk'ın katında değersiz de Cenab-ı Hak ona değer vermez. Onun için ömrü kısadır, onun için nimetleri geçicidir, çabuk bozulur, çabuk çürür, eskir, ve dünya kısadır, seri yüzevaldir. Değer vermiyor Cenab-ı Hak. Sadece imtihan salonu, geçici bir alem. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı diğer, ondan daha kıymetli, çok daha değerli varlıklar var, nimetler var. Kainatta pek çok şey yaratmış Cenab-ı Hak. Bütün gezegenler içerisinde, samanyollar içerisinde dünyaya baktığımız hakikaten toz kadar. Yani insan uzay araştırmalar yapanlar bile baktıklarında dünyanın hakikaten çok değersiz, toz kadar bir şey olduğunu görüyorlar ki daha onlar bütün kainatı hepsini gezebilmiş, kuşatabilmiş değiller. Cenab-ı Hakk'ın nazarıyla bakabilmiş değiller yaratıklarını Cenab-ı Hakk'ın nazarında onun yarattığı şeyler arasında dünyaya bakıldığında dünyanın dünyanın hakikaten ne kadar değersiz olduğu anlaşılıyor. Yani bu burada dünyayı kalbimize koymayalım. O isteniyor. Dünya kalbimize girmesin ama dünyanın dünya öbür taraftan bakıldığında, ahireti kazanmak açısından bakıldığında çok değerli. Çünkü o dünya ile değersiz dünya ile ahiret kazanılıyor. Basit bir sermaye ama o sermayeyle çok şey kazanılıyor. Bu sebeple ahireti kazanma yeri olarak düşünelim. Dünyayı bizzat kendisine elde etmek için hırsla çalışılacak, diğer insanlarla mücadeleye girişilecek, insanlara haset edilecek insanlarla kavga edilecek bir yer olarak görmemek, dünyayı ahiret kazanacak bir sermaye olarak görmek gerekiyor. Böyle görüldüğünde ise dünya daha tatlı, daha cazip, lezzetli hale geliyor, daha huzurlu bir hale giriyor. Dünya Allah katında değersiz dedik. Bu sebeple dünya nimetlerini Cenab-ı Hak kafire Müslümana da ayırmadan herkese veriyor. Bütün kuluna veriyor. Ama ahiretteki nimetleri sadece müminlere veriyor. Kafirlere vermiyor. Çünkü değer olduğu için biraz. Çok çalışan kafire az çalışan Müslümandan daha fazla dünya nimeti veriyor Cenab-ı Hak. Dünyada. Bu da dünyanın değersizliğinden. Halbuki imansız bir insan Cenab-ı Hakk'ın hiç değer vermediği, hiç e, razı olmadığı, sevmediği bir varlık. İnne şerrad devâbi indellâh. Allah katında canlıları en şerlisi, en kötüsü, imansız insanlar. Cenab-ı Hakk'ın bu değer vermediği, razı olmadığı insanlara da dünyada mal vermesi, demek ki dünyanın değersizliğini ortaya koyuyor. Çok çalışan kafire, az çalışan Müslümanların daha fazla dünya nimeti verilmesi, Bundan yani dünyanın değersiz olmasından fakat ahiret nimetleri böyle değil. Onların Allah katında bir kıymeti var. Binali bu nimetleri hasaten müminlere Cenab-ı Hak tahs ediyor ve rızasını kazananlara ihsan ediyor. Kafirlere cehennemin kokusunu bile koklatmıyor. <laughs> Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Şuhir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru alilerine vardım. Efendimiz sizi çokluk meşgul etti. Elhâkümü tekâthur suresini okuyordu. Çokluk, çoklukla övünmek, çok kazanma hırsı sizi helak etti. Bunu okuyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra şöyle <laughs> buyurdular. Ademoğlu <laughs> malım malım der. İşte benim malım çok kazandım, şöyle biriktirdim. Malımı şöyle harcayacağım, şöyle kullanacağım, şöyle kar edeceğim. Benim malım, benim malım der. Acaba ey Ademoğlu malından yiyip tükettiğinden giyip eskittiğinden ve sadaka verip ebedileştirdiğinden başka sana bir fayda var mı? Malım diyorsun, malından ne sana fayda veriyor? Yatırımlar yapıyorsun, büyük kazançlar elde ediyorsun, fabrikalar kuruyorsun diyelim. Bu kazançlardan senin istifaden ne? ne nereden istifade ediyorsun? Bir yediğinden ne kadar yiyebilir bir insan? Bütün dünya yiyemez herhalde. Yiyeceği şey sınırlıdır, bellidir. Her insanın yiyeceği şey fakir de aynı şekilde karnını az bir şeyle doyurabilir, Zengin de az bir şeyle doyurabilir. İnsanın malım dediği, malından istifade ettiği şey bir yediği şey. İki giydiği giyip eskittiği şey, elbiseleri istifade ettiği şeyler. Üçüncüsü ise sadaka verip ebedileştirdiği, ahirete gönderdiği ahirette sermaye olarak kullanacağı, ahiret sermayesi yaptığı şey. Asıl kalıcı olan mal da bu zaten. Diğerleri de geçici. Ye yemek, içmek geçici. Zaruri mutlaka insan yiyip içecek ama gelip geçiyor. İnsan çok lüks bir şeyle de karnını doyurabilir, basit bir şeyle de karnını doyurabilir. Nihayetinde hayatını devam ettirir, gelip geçer. Elbise, çok lüks bir elbiseyle de insan yaşayabilir. Basit elbiselerle, sade elbiselerle de yaşayabilir. O şekilde hayat gelir geçer. Ancak tasadduk edip ev tasaddakta fe emdayte tasadduk edip ebedileştirdiği, baki kıldığı, ahirete gönderdiği malı ise işte o mal asıl kalıcı olan mal. İnsana faydası olacak olan mal o maldır. Bunu hakikaten herkes düşünmesi lazım. İnsan biriktiriyor, biriktiriyor. Kendisi bile yemiyor bazen. Cimrilik hastalığı, en kötü hastalık. Kendisi bile yemiyor, giymiyor. Sonunda ölüm geldiğinde hepsini terk edip gidiyor. Ve bu, o malından hiç istifade edemiyor. Boşuna çalışmış oluyor. Enayilik yapmış oluyor. Akıllı bir insan kendisi istifade edecek şekilde malını kullanması gerekiyor o kullanma yollarından birisi de üçü de bu efendimiz sayıyor. Yemek yedirmek en güzel şekilde, giymek giydirmek. Sonra da ahiret için ebedileştirmek, hayır hasenat yapmak, zekatını vermek, sadakasını vermek. Kur'an kursu yaptırmak, cami yaptırmak, İslami eğitim müesseseleri yaptırmak, İslami eğitime destek vermek, o yolda çalışan talebelerle ilgilenmek. Bu şekilde o tür kitaplarla kitaplara yardımcı olmak, neşretmek, yaymak. Bunun gibi artık hayır yolları, Allah yolunda yapılacak hayır yolları pek çok. Her insan bunları en güzelini, en kalıcı olanını, en faydalı olanını seçip kendine göre bunları yaparak malını kendisinin haline getirmeli, kendi malı haline getirmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar. Hanginiz başkalarının malını kendi malından daha çok sever? Diyorlar ya öyle şey olur mu? Hepimiz kendi malımızı başkasının malından daha çok sever. Bizim olduktan sonra o bizi sevindirir. Efendimiz buyuruyor ki Allah yolunda harcadığınız, ahirete gönderdiğiniz mallar, ebedileştirdiğiniz mallar sizin mallarınızdır. Geride mirasçılara bıraktığınız mallar ise başkalarının mallardır. Yani bugün bizim kendi malımız, bizim malımız diye sıkı sıkı tuttuğumuz mallar halbuki bizim değil. Mirasçıların malı, mirasçılara bıraktığımız mallar oluyor. Onun için burada Efendimiz çok mühim bir yıkazda bulunuyor. Ve el-hâkümü tekâsûr ayet-i kerimesi sebebiyle çokluk yarışı sizi helak etti. Daha çok olsun, daha çok olsun, daha iyisi, daha kalitesi, daha yükseği. Her şeyin çoğu, mal, malın çoğu, makamın çoğu, çoğu, yükseği daha yüksek olsun, daha iyi bir makam, daha iyi bir makam. İşte arabanın daha lüks bir araba, daha konforlu, daha rahat, daha fazla. Her şeyde daha fazla. Yani şöhretin daha fazla şöhret, ne bileyim artık ne varsa aklınıza gelen insanın sahip olabileceği her şeyde çokluk yarışı. İnsanda böyle bir hırs var nefiste. Devamlı daha fazlasını istiyor. Doymak bilmiyor. İşte o çokluk yarışı sizi diyor helak etti buyuruyor Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz de ondan hareketle bu açıklamayı yapıyor. Malım malım dersin ancak senin giyip tükettiğin, giyip eskittiğin tasadduk edip ebedileştirdiğin mallar haricinde başka bir malın yok diyor. Onun dışındaki malları boşuna yorulmuş olursun. Malı olanlar bu şekilde değerlendirsin mallarını şeklinde Efendimiz ikaz ediyor. Aynı hadisi başka bir sahabide şehadet etmiş, görmüş, müşahede etmiş. Ebu Hureyre Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular diyor. Kul malım malım der. Halbuki malından ona yalnız üç şey vardır. Yiyip bitirdiği, giyip eskittiği ve verip biriktirdiği. Bundan gayrısı kendisi gider. Bundan gayrısı kendisi gider, malı insanlara terk eder. Bunun dışındaki mallar ise öldüğünde bütün insanlara, <laughs> diğer insanlara, varislerine terk eder bunu diyor. يَقُولُ الْعَبْدُ Mali. مَالِي اِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ Ma مَا اَكَلَ afna يِيبُ tükettiği Ev öyle bize, fa giyip giyb ev, a'ta, fe, ev verdiği, infak ettiği ve edindiği Yani kendisine kendi malı edindiği. Verdiğimiz mal kendi malımız. Ve ve zâlik Bunun dışında kişiler, fuhu dahibun ve, ve Bu malları bırakır gider. Bu insan diğer varislere kalır, başkalarına geçer bu mallar. <laughs> Onlar da nasıl kullanır? Allah bilir. Yani bizim istediğimiz şekilde kullanır mı? Çoğu zaman malı bırakanın istediği gibi kullanmıyorlar hiçbir zaman. Yani ben öleyim de arkamdan varislerim, oğlum, evladım, kızım, yakınlarım benim adıma iyilik yapsınlar. Benim malımla iyilik yapsınlar. Herkes bunu istiyor. Ben hayattayken mal yanımda dursun. Ben öldükten sonra da o malla iyilik yapılsın ama onu da hiç kimse yapmıyor. Herkes aynı senin gibi düşünüyor. Herkes de senin gibi mal hırsı var. Onlar senin malına bedava olduğu için senden daha çok hırsla sarılıyorlar. Enes bin Malik radıyallahu an naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cenazeyi üç şey takip eder. Bir insan öldüğünde onu üç şey takip eder, peşinden gider. Bunlardan ikisi mezardan geri döner. Biri kalır, mezara da girer. Onunla birlikte devam eder. Arkadaş olmaya devam eder. Onu ailesi, çoluk çocuğu, takip eder. Malı takip eder. Ve ameli takip eder. Çoluğu çocuğu götürür, mezara defneder. üzerine örttükten sonra geri dönerler. Daha fazla gidemez. Malı mezara bile gitmiyor. Evde kalıyor zaten. Evde bekliyor. Malı da eve, evde geri dönüyor. Amel ise yaptığı ameller dünyada yaptığı ameli salihler, ibadetler, namazlar, oruçlar, tasadduklar, infaklar, hayırlar, insanlara yardımlar, güler yüz, tebessüm, Artık insanların faydasına olacak ne varsa Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bütün işler bunlara ameli salih diyoruz. İnsanın biriktirdiği, kasasında topladığı, kesesinde biriktirdiği mallar. Hasis sarraf kendine bir başka kese diktir. Ahirette geçen akçe ne ise onu biriktir diyor Necip Fazıl merhum. Cümri sarraf, hasis sarraf. Sarrafın bir kasası var orada dünyalık altın biriktiriyor. Bu altınlar diyor mezara gitmez mezara girmez seninle. Öyleyse bir ayrı bir kese daha hazırla kendine. Başka bir kesen kasanla olsun. Belki o kasa gözle görülmeyebilir. O kasada da ahirete gidecek, seninle gelecek amellerin biriksin. Orada o paralar olsun, o altınlar. Ahirette geçer paralar neyse. Bu dünyadaki altını götürsen bile, seninle defnetseler bile. işte geçmiş zamanlarda batıl inançlarla. O şekilde insanın yanına parasını da gömmüşler, atını gömmüşler. Bazı eski Türklerde hanımını da gömmüşler. Öbür hayatta lazım olur, kullanır diye. Ama bugün defineciler buluyor o altınları işte. Çıkarıyorlar. Demek ki kullanamamış. Geçer Akçe değil orada. Orada altın, gümüş geçmiyor. Orada ibadetler, ameli salihler, Allah'a zikirler, tefekkürler onlar geçerli. O geçer Akçe neyse, Peygamber Efendimiz'in bildirdiği, hocaların bize anlattığı ahirette geçer akçe neyse onu biriktirmek gerekiyor. İşte onlar bizimle birlikte kabre giriyor ve orada bize faydası olacak inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerraha sahabeyi Bahreyn'in vergisini getirmek için göndermişti. Bahreyn, Bahreyn o zaman Müslüman olmuş, Onların e, vergilerini, zekatlarını toplamak için Ebu Ubeyde bin cerrahı gönderiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat Bahreyn halkıyla musaleha yapmış. Sulh akt etmiş. Onlara Ala bin Hadrami'yi vali göndermişti. Sahabi Ala bin Hadrami. Kerametleri olan pek çok bir sahabi, büyük bir sahabi. O onu vali tayin ediyor Efendimiz. Ebu Ubeyde bin Cerrah bu da büyük bir sahabi. Onu da orada zekat memuru olarak gönderiyor. Ebu Ubeyde Bahreyn'den mallarla geldi. Derken Ensar Ebu Ubeyde'nin geldiğini işittiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sabah namazına geldiler. Yani mahalleler var, avali dediğimiz, biraz önce bahsettiğimiz Medine'nin dış tarafındaki uzak köyler var. Onlar her vakit beş vakit gelip gidemiyor yürüyerek. Çok zaman alacağı için kendi mahallelerinde, kendi köylerinde mescitler var ama sabah namazlarına geliyor, cuma namazlarına geliyorlar. O şekilde e, duyunca Ebu Ubeyde Hazretleri'nin geldiğini sabah namazına geldiler. Efendimizin yanına, camisine, mescidine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılınca oradan ayrıldı. Efendimiz evine doğru gidiyor. Onlar Efendimizin önüne doğru yürüdüler. Yani Efendimizin önüne çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kendilerini gösteriyorlar. Efendimiz onları gördü, gördüğü vakit tebessüm ediyorlar. Yani niyetlerini anlıyor. Diyor ki niyetleri ya Resul, Onlar diyor ki ya Resul, biz duyduk işte ki Ebu Bey'de mal getirmiş, ihtiyacımız var. Acaba bize de dağıtır mısınız, taksim eder misiniz gibi. O niyetle Efendimiz'e kendilerini gösterince Efendimiz de bu niyetlerini anlayıp tebessüm ediyor. Zannederim ki siz Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeyler getirdiğini duydunuz diyor evet ya Resulallah dediler kiram. o halde sevinin diyor Efendimiz ve sizi sevindirecek şeyi ümit edin size müjde veriyorum tamam ihtiyaçlarınız karşılanacak size bu maldan vereceğim vallahi ben sizin namınıza fakirlikten korkmuyorum Efendimiz diyor ki sonra başka bir konuya geçiyor şu anda durumunuz zayıf sıkıntıdasınız bu, borçlarınız var ihtiyacınız var açlık var ama diyor ben sizin için açlıktan, fakirlikten korkmuyorum. Lakin ben sizin namınıza dünyanın sizden öncekilere serildiği gibi size de açılmasından korkuyorum. <laughs> sizden öncekilere, önceki ümmetlere dünya açıldı. Çok dünyanın zenginliklerini yaşadılar. Hakikaten İran bağları falan meşhur dünyanın yedi harikasından biri. Son derece güzel saraylar, köşkler, işte firavunların piramitleri. Bunlar hep bir dünyevi zenginlikleri <laughs> gösteriyor. Dünya açısından çok zenginlemişler. Tıp ilerlemiş. Çeşitli hayat standartları yüksek. Yani biz zannetmeyelim ki eskiden hep çok zayıftı. Biz en yüksekte, en zirvede biz varız değil. Bu şekilde insanlar inişli çıkışlı geliyor. Yükselmişler, yükselmişler. Allah'a asi geldikler için helak edilmişler. Sıfırlamışlar. Tekrar bir yükselişe geçmişler. Tekrar bir gelişme göstermiş. Zaman almış tabii ki bu uzun zamanlar. Buradan anlaşılıyor ki ayet-i kerimelerden de anlaşılıyor. Sizden daha kuvvetliydi onlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizden mal itibariyle, evlat itibariyle daha kuvvetliydiler. <laughs> Helak ettiğimiz önceki kavimler diye. Demek ki bizden daha zengin, bizden daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmış. Dünya nimetlerinden bizden daha çok istifade etmiş. Toplumlar gelmiş, geçmiş. Efendimiz de öyle buyuruyor. Sizden öncekilere açıldığı gibi dünyanın size de açılması, bütün nimetleriyle önünüze serilmesi Dünya imkanlarının genişlemesi ben asıl bundan korkuyorum. Bu diyor sizin için tehlikeli. Çünkü dünya açılınca insanlar ahireti unutuyor. Allah'tan uzaklaşıyor, ibadetten uzaklaşıyor, İslam'dan uzaklaşıyor. Bundan korkuyorum. Dünya için onların yarıştıkları gibi sizin de yarış etmenizden korkuyorum. Onlar dünya yarışına girdi, birbiriyle birbirleriyle boğuşmaya, dövüşmeye başladı ve sonunda kaybetti. Sizin de o şekilde bir yarışa katılmanızdan korkuyorum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunun neticesi ne oluyor? Dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak edeceğinden korkuyorum buyurdular. Yani sizin için açlıktan korkmuyorum ancak dünyanın sizi helak etmesinden korkuyorum. Aman kendinizi dünyaya kaptırmayın. Dünya için çalışın ama kalbinize koymayın. O kazandığınız dünyalık malları ahiret sermayesi olarak ebedileştirin. Asıl onun için çalışın. Bu da hakikaten hayata farklı bir bakış açısını gerektiriyor. Bugünkü insanların çoğunun bakış açısıyla bu hayat yaşanamaz. Bu hadis-i şeriflerde anlaşılamaz. Farklı bir bakış açısı gerektiriyor hayata. Bu hayatta için varım? Bu hayatta nasıl kazanabilirim? Ahiret sermayesi nasıl biriktirebilirim? Tamamen bir hayat anlayışının değişmesi <laughs> söz konusu burada. İslami bir bakış açısı getirmek hayatımıza gerekiyor. Ve Efendimiz buyuruyor ki ve keme elhetküm. Dünya sizin sizden öncekileri oyaladığı gibi siz de oyalamasından korkuyorum. Nasıl oyalıyor? İşte ebedi kalacağını zannediyor. Çokluk yarışı. Elhâkümü tekâsur. Çokluk yarışı sizi oyaladı, helâke sürükledi. İşte bu da dünya nimetleri işte şu oldu şu da olsun bu da olsun daha çok olsun daha iyi olsun şunları yapalım ondan sonra hayır yaparız sadaka veririz zekat veririz şunları bir başaralım daha sonra yaparız ibadete sonra başlarız emekli olunca namaz kılarız gibi böyle hep erteleyerek öteleyerek önemli meseleleri nasıl insan oyalanıyorsa işte dünya nasıl oyalıyor sonunda da aniden canını alıp onu öbür dünyaya gönderiyorsa siz de diyor aynı şekilde bu oyalamasından korkuyorum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün siz diyor İran'ı ve Bizans'ı fethettiğiniz vakit acaba haliniz nasıl olur? Nasıl bir toplum haline gelirsiniz? Hem müjde veriyor Efendimiz. İran o zaman büyük süper gücü dünyanın ve Bizans. iki süper gücü var. Büyük imparatorluk bunlar. Medine şehir devleti var küçük bir şehir devleti. 1500 kişi Müslüman nüfusu var. 1500 kişilik Müslüman büyük belki milyonlarca nüfusu olan İran'ı ve Bizans'ı fethedeceğini müjdeliyor Efendimiz. Ashab-ı kiram da buna inanıyor, iman ediyor ve gerçekten fethediyor. Ee, ama münafıklar, kafirler inanmıyorlar buna. İnanmadıkları şeyde daha sonra gerçekleştiğinde görüyor bir kısmı. Efendimiz buyuruyor ki İran'ı Bizans fethettiğiniz zaman haliniz nasıl olur? Nasıl bir toplum olursunuz? Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh aşere cennetle müjdelenen bir sahabi. Bize diyor Allah Teala'nın emrettiği şeyi yaparız. Allah Teala'nın emir buyurduğu gibi söyleriz. Hamd ederiz, şükrederiz ve bu nimetlerden o şekilde istifade ederiz. Nimetlerin artırmasını Cenab-ı Hak'tan isteriz buyuruyor. Yani bu tabii ki iman kuvvetli bir sahabi, cennetle müjdelenen bir sahabi kendisine güveniyor. Böyle yaparız diyor. Belki o onlar hakikaten yapabilir ama başkaları yapabilir mi? Herkes bunu yapabilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan başka bir şey yapmış olmayasınız. Yani acaba başka şeyler yapar mısınız? Bana öyle geliyor ki siz öyle yapamazsınız. Yani çoğunluk öyle yapamaz. Zannediyorum ki, korkuyorum ki, endişeliyim. Yarış, yarışa girer o zaman insanlar. Yarış edersiniz de Birbirinize hasetlik çekersiniz. Birbirinize haset edersiniz. Birbirinizle yarışa girersiniz. Dünya yarışına. Başkalarının elindekine haset edersiniz. Birbirinize sırt dönersiniz, küsersiniz, darılırsınız mal yüzünden, dünyalık yüzünden. Birbirinizle buğz edersiniz, kızarsınız. O bana şunu yaptı, buna bunu söyledi gibi. Buna benzer diyor, sıkıntılar aranızda çıkacağından korkuyorum, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dünyanın zenginlikleri gelir, fetihler olur ama yani dininiz zayıflar, ahlakınız zayıflar. Ben bundan endişe ediyorum. Buna sahip çıkabilirseniz keşke. İnsanlardan çoğu buna maalesef sahip çıkamıyor. Buna sahip çıkabilen zenginlikle birlikte ahlakını, dinini koruyabilen az sayıda insan. Bunlar hakikaten çok büyük bir nimete nail olmuş demektir. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretseler azdır onun şükrünü iyi eda etmeler gerekiyor. Bu nimetin kadrını iyi bilmeler gerekiyor. İnsanların çoğu hakikaten bu yolda kaybediyor. İnsanlar da madem çoğunluk kaybediyor, kazananlar az oluyor. Ben de bu azlardan olayım diye bir gayret içerisinde girmesi gerekiyor insanın. Kendisini bu şekilde motive etmesi de gerekiyor. Efendimizin de endişesi görüyorsunuz hep bu yönde. Yani zenginlik gelir. Zenginlersiniz, rahatlarsınız ama Korkuyorum e, gaflete düşersiniz, rehavete kapılırsınız, kaybedersiniz. Ahiret sermayeniz azalır. Ahiret sermayesi biriktirmeye ehemmiyet vermezsiniz diye korkuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı adına, ümmet adına bu şekilde endişeleniyor. Efendimizin çok güzel bir e, ölçü su var. Bize o ölçüyü veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biriniz mal ve hilkatte, yaratılışta, beden güzelliği açısından kendinden üstün olana baktığı vakit bir de kendinin üstün olduğu daha aşağıdakilere baksın. Hayatta bakıyorsun ki çok zengin birisini gördün veya çok güzel, yaratılışı düzgün, hiçbir kusuru olmayan, yakışıklı, güzel birisini gördün. O zaman diyor hemen ona haset edip ne güzel bak bende yok, bende niye yok, onda olmasın bende olsun gibi haset edip veya gıpta edip Onda var ne güzel de bende yok. İyi Allah ona vermiş mübarek olsun ama bende de olsa gibi böyle mahzun olmak. <laughs> üzülmesi insanın. Böyle bir hal yaşadığınızda da buyurur Efendimiz. Hemen sizden aşağı olanlara bir bakın. Mal olarak sizden daha fakir olan mutlaka her zaman bulunacaktır. <laughs> her zaman kendinden daha mesela vücudunda sakatlık olanlar işte boyu kısa, yüzü çirkin, kolunda sakatlık var ne bileyim çeşitli kusurları olan. Bunlar da hepsi tabii ki Allah'ın imtihanları. Bunlar küçümsemek için söylenmez hiçbir zaman. <laughs> Böyle birilerine bak. Bu da her zaman için bulunur. Her zaman için mutlaka senden daha aşağısı, daha zor durumda olan. Yani felçli yatan da yatan yıllarca sadece boynunu hareket ettirebilen insanlar var. Yani bunu bundan daha ötesi ölüm oluyor zaten. Yani. Ölmüş insan bu da bu insanda herhalde şöyle şükredebilir. Benden daha nice insanlar var ölmüş, gitmiş iman edemeden ölmüş, ibadet edemeden ölmüş, Allah'ı tanıyamadan ölmüş. Bana Cenab-ı Hak hiç değilse vakit, mühlet vermiş. Aklım başımda. o zaman ben Cenab-ı Hakk'ı tanımaya gayret edeyim. Bol bol Allah'a zikredeyim, tefekkür edeyim diye bu şekilde bir teselli bulabilir. Bu hakikaten çok önemli, çok özlü bir ölçü. Hayat ölçüsü. Bunu hiçbir zaman unutmamak. Masamızın üzerine yazmak gerekiyor. Bazı gençler böyle hatırlatmak için masaların etrafına, karşılarına falan yazılar yazıyor. Onun gibi yazmak lazım. Senden daha üstün birisine gözün iliştiği zaman hemen senden daha aşağıda olan birisine bak. Bu bakış Allah'ın nimetlerine daha iyi şükretmeni sağlar. Üzerindeki nimetleri daha güzel fark etmeni sağlar. Benzer hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor sizden daha aşağı olanlara bakın. Sizin üzerinizde, fevkinizde olanlara bakmayın. Daha üstteklere bakarsan moralin bozulur. Hasetlik gelir, haset duyguları. Sonra günah olan duygular, kıskançlık. Onlar hücum eder. Üzüntü gelir, üzülürsün. Bende niye yoktu? Hırs gelir. Hep böyle zararlı duygular dolmaya başlar. Eğer insan kendisinden üstün olana bakarsa, dünyalık açısından zararlı duygularla kalbi dolmaya başlar. E ama aşağıdakilere bakarsa şükür duyguları gelir. Bu böyle bir hareket Allah'ın nimetini küçümsememenize daha layıktır. Eğer üstteki insanlara bakarsan senin üzerindeki Allah'ın nimetini küçüm, küçük görersin, küçümsersin, değer vermezsin. Bu da bir günah olur. Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetinin kıymetini bilmek, kaderini bilmek için bizden aşağıda olanlara bakmak gerekiyor. Tabii ki bu dünyevi konularda. Diğer bir hadis-i şerifte de dünyevi konularda sizden aşağıda olanlara bakın. Dini konularda da sizden üstteki insanlara bakın ki böyle yaparsanız şükreden, sabreden kullardan olabilirsiniz. Şükür vasfı böyle kazanılır. Dini konularda aşağı bakarsan zarar edersin. Dersin ki benden daha kötüsü var, ben yine iyiyim dersen ilerleyemezsin, zarar edersin. Ama dini hususlarda, manevi konularda senden daha üstte olanlara bakarsan dersin ki benden ne iyi insanlar var, ben de onlar gibi olsam biraz daha gayretimi artırsam biraz daha ahire, ahiret sermayesini kazanma gayretimi çoğaltsam diye kâr edersin. Bu karlı bir iştir. Dünyevi açıdan da senden üsttekilere bakarsan zararlı duygularla kalbin doluyor. Yine zarar ediyorsun. Ama aşağıya bakarsan şükür duygularıyla, hamd duygularıyla doluyorsun. Kâr ediyorsun. Yine kardasın, Fayda elde ediyorsun. O zaman dünyevi konularda bizden aşağıda olanlara bakıp Allah'a şükretmek Uhrevi konularda da bizden e, yukarıda olanlara bakıp gayretimizi artırmamız bizim için bu kısa imtihan dünyasında en hayırlı, en kazançlı yol. Efendimizin bize gösterdiği bir ölçü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğulları zamanında kendisinden önceki peygamberler devrinde yaşanmış bir hadiseyi bize naklediyor. Zaman zaman Efendimiz bu tür örnekler verirdi önceki insanların yaşadığı hallerden ibret olsun diye. Beni İsrail'den biri abraş. Beyaz hastalığı. Vücudunda lekeler olan, beyazlıklar olan bir hastalık. Biri kel, biri de kör. Üç kişi vardı. Buyuruyor Efendimiz. Allah Teala onları imtihan etmek istedi de kendilerine bir melek gönderdi. Melek abraşa geldi. Alaca hastalığı olan. Abraş bedeninde yer yer beyaz lekeler bulunan. Alaca hastalığı denen bir hastalık. Ona geliyor melek insan suretinde. Sence en makbul şey nedir diye soruyor. O da diyor ki güzel bir renk, güzel bir cilt ve benden insanların iğrendiği şu halin benden gitmesi. İnsanlar benden uzaklaşıyor. Yani ben de normal insanlar gibi olsam da insanlarla normal bir hayat yaşasam. Bunu istiyorum da bunu çok istiyorum. Hakikaten böyle bir imtihana tabi tutan insanlar da hep bu olur. Bunun üzerine melek onu sıvazladı eliyle dua etti. O, o hal ondan gitti. Kendisine güzel bir renk ve güzel bir cilt verildi. Melek Sence hangi mal en makbuldür? Dünya malı olarak ne istersin? diye sordu. Abraş deve dedi. Devedir veya sığır bazı rivayetlerde sığır. Büyük baş hayvan istiyor. Şu kadar var ki Abraş'la kelden biri deve, diğeri sığır demiştir. Ama hangisi dedi, ravi bunları karıştırmış. Hangisi deve istedi, hangisi sığır istedi. Ve kendisine doğurması yakın bir deve veriliyor. Bu hastalıktan kurtulan zaten. Bunun üzerine melek Allah sana bu deveden bereket versin diye dua etti. Ve gitti. Ayrıldı. Kelin yanına geldim. Saçları olmayan. Sence en makbul şey nedir diye ona soruyor. O da diyor ki güzel bir saç ve insanların iğrendiği şu halin benden gitmesidir. Diyor. Melek ona da onu da dua ediyor. Sıvazlıyor. Eliyle. Başına elini başına sürüyor. O hal ondan gidiyor. Kendisine güzel bir saç veriliyor. Melek ona da hangi mallı çok istersin diye soruyor. O da sığır istiyor. Hemen kendisine hamile bir inek verildi. Ve melek Allah bu inekte sana bereket ihsan eylesin diye dua etti. Bu kısa zamanda doğum yapıyor. Ondan sonra diğer da doğum yapıyor. O şekilde hızlı bir şekilde Allah bereket verince bir anda bunlar çoğalıyorlar. Hızlı bir şekilde. Sonra körün yanına geliyoruz. Melek sence en makbul şey nedir diyor. Kör Allah'ın bana gözümü iade etmesi ve onunla insanları görmemdir diyor. Melek onu da sıvazlıyor. Gözü iyileşiyor. Hangi malı seversin? Koyundur cevabını veriyor. Hemen kendisine doğurmuş bir koyun veriliyor. Yavrul bir koyun. Derken ötekiler üretmiş, beriki de doğurmuş. Bu suretle birinin bir vadi devesi, diğerinin bir vadi sığırı, bunun da bir vadi koyunu olmuş her birisinin eee develer çoğalıyor, koyun sığırlar çoğalıyor, koyunlar çoğalıyor. Sonra bir müddet sonra melek tekrar e, alaca hastalığı olan kimseye o eski hastalığı suretinde, alaca hastalığı olan bir insan suretinde geliyor. Ben fakir bir adamım. Gördüğün gibi hastalığım da var, sıkıntıdayım. Yolculuğumda bütün çarelerim tükendi memleketime ulaşamıyorum bugün önce Allah sonra da senin sayende evime ulaşacağım senden şu güzelleri sen e, sen sana, sana şu güzel cildi malı veren Allah aşkına bana bir deve ver diyor sana bak sana bak ne güzel bir cilt vermiş beden vermiş benim gibi hasta değilsin yani bu bir imtihan hakikaten eski halinde onu hatırlatıyor bir kolaylık da aynı zamanda eski halini hatırlasın da merhamete gelsin diye Allah aşkına bir deve ver diyor yolunda Yolumda onun üzerinde muradıma ulaşayım. De veya binip memleketime, köyüme, evime varayım diyor. Abraş haklar çok diyor. Çok iş var diyor. Verilecek çok yer var. Çoluk, çocuk, komşu, bir sürü iş var. Diyor. Şimdi sana veremem. Çok yer var verecek. İş çok. Bugünkü aynı ifade bu malda herkesin hakkı var. Herkesin gözü var. Bu malla yapılacak çok iş var gibi vermiyor. Bunun üzerine melek ben seni tanır gibiyim diyor. Sen insanların iğrendiği Abraş değil misin? Hani fakirdin, Allah sana vermişti. Bize sözle de hatırlatıyor. Yani görüntüsüyle hatırlatıyor. Yetmiyor. Bir de sözle hatırlatıyor. Abraş, ben bu malı ancak büyükten büyüğe nakil ederek, babadan dedeye kalarak, dededen kalma bir miras olarak edindim. Cevabını veriyor. Yalan söylüyor yani. Halbuki Allah ona yakında verdiği belli ama bir asalet sahibiymiş gibi sanki. Babadan dedeye, dededen babaya eskiden kalma bir maldır bu diye yalan söylüyor. Kibir var, yalan var. Zaten bir hadis-i şerifte kibir deve çobanlarındadır. Tevazu da koyun çobanlarındadır buyuruyor Efendimiz. İnsanın hakikaten meşgul olduğu mesleğinin de ahlakına tesir var. Demek ki o deveyi seçmesi, deveyle meşgul olması ona bir kibir de veriyor. Deveyi seçmesinde zaten bir kibirlilik halini olduğu da anlaşılıyor. Ancak öbürkü koyunu seçen, hakikaten imtihanı kazanan, o daha baştan bir tevazu göstermiş oluyor. Yalan da karıştırdı. Artık bunun ifra olması mümkün değil. Melek diyor ki yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin diye dua ediyor. Bununla ayrılıyor yanından. O oh, eski haline dönüyor. Hakikaten perişan oluyor. Melek kele geldi. Eski surette kele vaziyette bir insan suretinde. Öncekine söylediklerinin aynısını ona da söylüyor. Yani önce Allah'ın sonra da senin diyor yardımında evime ulaşacağım bir sığır ver. O da aynı cevap veriyor. Çok hak var bunda yapılacak çok iş var diyor. Yani şimdi sana verecek para yok, mal yok. O da yalancıysan diyor Allah seni eski haline çevirsin. O da kibir ve yalan. Büyükbaş hayvanla meşgul. Köre de eski suret ve kılığında geliyor. Ben yoksul ve yolcu bir adamım. Yolculuğumda bütün çarelerim tükendi. Evvel Allah'ın sonra senin yardımınla memleketime ulaşabileceğim. Senden gözünü Allah'a iade eden Allah aşkına bir koyun istiyorum. Sana nasıl cenab Hak gözünü iade etti? Bana bir koyun ver. Onunla yolumda yoluma gideyim, memleketime ulaşayım. Kör diyor ki gerçekten ben amaydım. Allah Teala bana gözümü iade etti. Şimdi dilediğini al, dilediğini bırak. İstediğin kadar mal alabilirsin. Bütün sürüden istediğini alabilirsin. Çünkü Allah verdi. Bedavadan geldi zaten bunlar. İstediğin kadarını alabilirsin. Vallahi bugün Allah için aldığın bir şeyde sana zorluk çıkarmam. Şunu alacağım desen engel çıkarmam. Şu kadar alacağım desen engel çıkarmam. Ne istiyorsan al açık çek veriyor dedi. Bunun üzerine melek malın senin olsun. Sana mübarek olsun. Sizin üçünüzle ben imtihan, imtihan edildiniz diyor. Siz üçünüzle imtihan edildiniz. Senden Allah razı oldu. İki arkadaşın da diyor gazaba uğradı. Hışma uğradı. Kaybettiler. Görüldüğü gibi hakikaten gurur, kibir gibi kötü hastalıklar, kalbi hastalıklar insanı helaka sürüklüyor. Ne yapıyor? İşte yalan söylemeye itiyor. Cimriliğe sevk ediyor. Bu şekilde e, helak oluyor insan. Ama koyun soban, çobanı tevazu gösteriyor. Zaten tercihinde de tevazu belli oluyor. Ve istenene veriyor, infak ediyor, cömert davranıyor, şükrediyor. Allah'ın verdiği nimeti ikrar ediyor, şükrediyor. Allah'ı biliyor. Bu sebeple de kazanmış oluyor. İmtihanı kazanmış oluyor. Cenab-ı bütün kardeşlerimize, hepimize inşallah dünya imtihanını kazanarak ebedi hayata, gerçek hayata geçmeyi nasip etsin muhterem dinleyenler. Bugünkü programımızda burada nihayete erdiriyoruz. İnşallah zühd konusuna gelecek haftada devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.